Burak'cığım günaydın. Plak kaydıktan sonra sanırım kayarken ut mu çalacaksın? Kayak tatilinde de çalışmalarıma hız vermeden albüm çalışmalarım devam ediyor. Burada da Ut'la beraber bir çalışmalar yaptık. Cengiz güzel bir melodiler çıkardı. Bakalım. Cover mu yapıyorsunuz? No cover. Ne cover? Evet hocam, biz de bugün iyi kayacağız. Ejderha tepesine çıkıp 85 bin metreden atlayıp serbest paraşütle düşeceğiz. Yemin ederim dün tam bu kuyruk sokumu, kalçamızın üstünde bir kemik var ya, adı ne oluyor? Kuyruk sokumu neyse. Kuyruk sokumu. Bunun üstüne bir düşürdü birisi beni. Yani ben sanki bir sinyal var. Hani ben belki... Ya yemin ederim sağıma soluma dönemedim gece ya o ülke. Melisa Elisa Nergis çifti dün az gergindi, dağda kaldılar. Kayacak mısınız? Kayacağız herkese. Bence güzel bir tecrübe oldu. Anlatabilecek güzel anıları var. Hocam hayatta her şey tecrübe. Kesinlikle. Kesinlikle. Dün çok gergin. Abi hiç konuşmayacağım diyor. Bir daha kesinlikle hiçbir organizasyona katılmayacağım. Hayır, yamam. Sen kızdıysan Melisa'yı düşünemiyorum. Abi konuşmayacağım bile o derece. Dün inanılmaz bir şey yaşadık. Kayak ilk günümüzdü. Ama sonrasında çok profesyonellerin kaydığı bir pistte, siyah pistte bizi bir şekilde kendimizi orada bulduk. Ama indik ve tek parça indik. Kim çıkarttı? Yani biri çıkarttı deyip duruyor ama bir ses kaydı var. Soner abi bizi buraya çıkarttı. Ses kaydın da ekle aynen buraya. Hadi Berk hocam. Hadi Berk hocam. Önümdeki bir çekilsin. Oğlum çantam. Evet. Bacaklarım yok. Hoca. Bugün kayak hayatımda ikinci günüm. Bir eleman vardı. Red Bull'da çalışıyormuş. Red Bull kayak takımına çağırdılar. Şimdi gerekli anlaşma ve sözleşmeyi imzalayıp inşallah bundan sonra kış sporlarına geçiş yapıyoruz. Gelsin istiyorsan. Evet tamam. Tamam arkadaşlar gelin. Ottoman pistinin yani en zor pistin bol karına en dik yerine gideceğiz. Gördüğünüz gibi tabii ki de İsmet geldi. Bir haftalık eğitimle Allah'ın izniyle sağ salim ineceğiz değil mi? Eksik zamanlarımızda biz burada çok kaydık arkadaşlar. Çok iğrenç. Evet. En dik yamaçtan 3400 metreden iniyorum. Bediye ile İsmet geri döndü. Gördüm. Evet, buradan ufuk tekmene atıyorum. Evet arkadaşlar, gösterimiz 5T ile başlıyoruz. Şap.
Evet, Halit hocam denk geldi. Evet. Bakalım öğrendiklerini uygulayabilecek mi? Bugün Kapoyla. Kadir hocayla. Kapoyla videosundan Halit hoca. Dolanıyoruz. Bir ekip kapoyla hoca bir tarafa gitti. Kapoyla hoca ile Sinoklu bir kapoyla hoca arkadaş var. Onunla geldim de. Diğerleri de buradaydı. Buluştuk. Geziyoruz. Birini bekliyoruz. Daha yeni. Daha gelmemiş. Allah'a kadar gelişiyoruz. Rahat işiyoruz. Evet, bir günlük antrenmanımızı da yaptık. Güzel bir kardiyo oldu. Şimdi az bacak çalışmak için otlamana çıkacağız. Evet, şu anda Kayseri'nin en zor pisti Otloman'dayız. Yaklaşık 3400 metre bir yüksekliği var, rakımı var. Yani bu arkadan zaten manzarayı görüyorsunuz. Birazdan da göstereceğim. Tabii buraya da delikanlılık yapıp gelen Berk, Ufuk göremedim, Bedia, Burak Beldek şimdi manzarayı gösteriyor. Diğer babasının prensesleri aşağıda oturuyor. Bir daha söyle. Diğer babasının prensesleri aşağıda oturuyor. Evet arkadaşlar, efsane. Nasıl ineceksin? Alt tarafta herkes düşüyor gördüğünüz gibi. Herkes zaten burada duruyor. Birazdan görüntülerde göreceksiniz. Cidden çok zor bir yer. Berk, geçmiş olsun aslanım. Ben aynısını yapacağım hocam. Otloman pistine bir kaybolduk Otloman'a çıkmadan önce ama bize biz onlara, o bize yetişmiş diyelim. Aynen. Bir heves uğruna geldik, kayalım falan dedik. Çok sevdik. Nefesi mi kesildi? Zümrüt pistinden ilk turumuzu attık. İsmet var şu anda. Bedia var. Pist harika. Pist gerçekten güzel. Hep dikey hocam. Hep inme veriyor. Bu da hoşuma gitti. Bir bölüm var. Özellikle full çok yoğun kar. Bura ayrı bir tat veriyor. İsmet'i iki gün önce Ilgaz Kayak Filomuz'da iki turda öğrettik. Şimdi maşallah 450 TL'ye özel ders vermeye çıktı. Bence her şey çok iyi. Hedefimiz Colorado Aspen'de $250 saatlik ders vermek. Bordun nerede? 10 kişiyle başladık. Kalan ekip 2, 4, 5 kişi. 5 kişiye ne oldu bilmiyoruz. Baba 9'da gördüm. Yaşar gölge boksu yapıyordu ama ayağındaki pelin arkasından koşuyordu. Pelin arkasından koşuyordu. Gözde telefonu düşürmüş. Soner Hoca pistte kayak eğitmenliği yapıyordu ve bir yandan da bize kızıyormuş ama neden kızdığını biz anlamadık. PT yapıyor hocam şu an. Burada da PT yapıyor, burada da para kazanıyor. PT yapıyor evet ama burada 10 kişiyle geldik. Sağ kalanlar gösteriyorum. Elhamdülillah hocam. Thank you Allah diyorsun he. Allah. Evet. Aşağı. Kolu kalkmıyor şöyle yapıyor. Yolmadım bile. Değil. Oğlum kaymadın ki. Burak sen biraz önce çok komikmişsin. Daha doğru girdi tamam. Ya gitmiyor ya. Biz sana girdik. Senden sonra ben çok kötü takladım. Düştük. Takla battı takla. Sağ olsun arkadaki arkadaş bize yer verdi. Arkadaş ünlü bir YouTuber bu arada. Değil ünlü. Ama ünlü olacak. Evet ben güzel sonra. Motive evet. Siz? Leo, ben Leo. Ne? Leo. Leo evet. Çok güzel bir öğretmenimiz. Yani her şeyi sevdiklerim için geldim böyle değil. Ya inanılmaz gelişmiş. 30 tane pistte çıkmış. Her bize kalsın oluyor. Türkiye'de kayak merkezine dönüşmüş. Uluslararası kayak merkezine dönüşmüş. Evet çok bayağı. Eksi olarak değerlendirirsiniz. Eksisi nedir sizce? Eksisi ne? Eksisi şu, otel sayısı az, oteller dolu. Daha da otel, daha da otel yok. Bir Hilton gelse bence değer kadar. Aynen. Bir de şu jandarma baskısından biraz kurtulması lazım. Yani. Siz nereden geliyorsunuz? Ankara'dan. Neresi? İncek götürüyorum. İncek. Arkadaşım Çukur Ambar'da spor salonu var. Nerede? Çukur Ambar, Vesa Kolej. Öyle mi? Öyle mi? Tamamdır. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.